أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Sözler Mecmuası 31. Söz ikinci Esas Dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pardon, ikinci Esas değil. Birinci esasın ikinci temsili, ikinci temsilinin içerisinde de birincisi ve ikincisi diye bahsedilen iki ayrı konu vardı. Dolayısıyla şu anda oradan devam edeceğiz. Bakıyorum kaldığımız yere. Evet, ikincisi. İkinci paragrafından başlayacağız. İsterseniz hatırlamak için, yani ben de hatırlamaya ihtiyacım var. Öncelikle kendim için okuyacağım. Daha önce üzerinde çalışmış olduğumuz birinci paragrafı okuyalım. Şöyle demiştik. İnsanın camiyeti ve şecere-i kainatın en münevver meyvesi olduğundan. Bütün kainatta cilveleri tezahür eden Esma-i Hüsna'yı birden ayine-i ruhunda gösterebilmesi cihetiyle Cenab-ı Hak tecelli-i zatıyla ve Esma-i Hüsna'sının azami mertebede nev-i insanın manen en azam bir ferdine tecelli-i azam tezahür eder ki bu tezahür ve tecelli Mirac-ı Ahmedi aleyhisselam min sırrıdır ki onun velayeti risaletine mebde olur. Demiş idik. Burayı okuduk mu yoksa ben mi öyle hatırlıyorum? Okuduk herhalde. Çünkü onun velayeti risaletine mebde olur diye bir konu çalıştığımızı, bahsettiğimizi hatırlıyorum. Ama şu anda çok emin olamadım. Bir saniye, bir önceki paragrafa bakayım, seyri sülükuna. Evet, zannediyorum burayı çalışmıştık. Peki, ikinci paragraftan devam ediyorum şu anda. Yani özet olarak, bir önceki dersimizde çalıştığımız konuyu şu cümleyle ifade edebiliriz herhalde. Mirac-ı Ahmedi'nin sırrıdır ki dediği, bu birinci paragrafın en son cümlesi, velayeti, yani Peygamberi aleyhissalatü vesselamın velayeti onun risaletine mebde olur. Bu velayet ve risalet arasındaki farkı, daha doğrusu ilişkiyi daha önce çalışmıştık. Dikkatimizi çekmişti. Bunun farkına varmamız lazım diye konuştuğumuzu hatırlıyorum. Şimdi aynı konu devam ediyor. İkinci paragrafta şöyle diyor. Velayet ki zilden geçer. Yani zil karanlık, pardon, gölge anlamında. İkinci temsilin birinci adımına benzer. Biliyorsunuz bundan önceki ikinci temsil denilen yerde iki adam karşılaştırılıyor idi. Bunlardan birincisinin elinde ayna vardı. Aynayı güneşe tutuyor ve güneşin aksini kendi elindeki ayna aracılığıyla görüyordu. Böyle olunca her ne kadar güneşten ışığı alsa da, yani güneşin ışığını yansıtıyor, sonuçta bir ışık yansıyor olsa da onun içerisinde, buradaki problem kendi aynasının, insanın kendi aynasının kirli olmasıyla veya renginin farklı olmasıyla veya kırık olmasıyla
içinde yansıyan güneşin yansımalarının etkileneceği, kirler, aynanın üzerindeki kirlerden dolayı belki kirli görünebileceği endişesi var idi. Bunu velilere benzetmiştik. Yani veli olan, veliyullah olan, Allah dostu olan insanların durumu bu şekilde elinde aynayla güneşe karşı duranlar gibidir demiştik. Onların amacı da Allah ile tanışmak, Allah ile bir şekilde ilişkiye geçmek. Bu anlamda yaptıkları doğrudur, haktır. Fakat işte ellerindeki aynanın nispeti oranında ancak hakkı yansıtabildikleri kadar yansıtabilirler. Bunun karşısında ikinci adam, ikinci temsilin ses var mı diyor bu Yusuf. Diğer arkadaşlar sesimi duyuyorsa cevap verebilirler mi? Evet var dendi. Peki. İkinci adam elindeki aynayı bırakıyor demişti. Elindeki aynayı bırakınca güneşle nasıl muhatap olacak? Doğrudan doğruya dağın üzerine çıkar. Yani vasıtasız görüşür şeklinde söylemişti. O yüzden ikinci adamın örneğinde güneşe muhatap olmak, yani temsilde güneş diye söyleniyor, yaratıcıya muhatap olmak daha doğrudan ve aynanın getirmiş olduğu o problemlerden hali bir şekilde bir muhatabiyet söz konusuydu. İkinci adam dediği doğrudan doğruya güneşe bakan, güneşin zatı ile efendim muhabbet eden ya da onunla o şekilde muhatap olan kişiydi. Evet. Bu şimdi tekrar şu anda okuduğumuz paragrafa dönüyorum. Velayet zılden geçer. İkinci temsilin birinci adamına benzer. Yani elinde ayna ile güneşe muhatap olan kişiye benzer. Risalette ise yazmıyor ama ben karşılaştırma yaptığı için ben öyle diyorum. Risalette ise zıl yoktur. Doğrudan doğruya Zat-ı Zülcelal'in ehadiyetine bakar. İkinci temsilin ikinci adamına benzer. Yani aynayı elinden bırakıp dağın üzerine çıkıp doğrudan güneşin zatıyla muhatap olan kişiye benzer. Şeklinde söylüyor. Risalette bu anlamda zıl yoktur. Doğrudan doğruya Zat-ı Zülcelal'in ehadiyetine bakar. İkinci temsilin ikinci adamına benzer. Şimdi Miraç'la ilgili bunun arasındaki bağlantıyı söyleyecek. Miraç, Velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam kerameti kübrası, yani en büyük kerameti, hem mertebeyi ulyası olduğundan, en büyük bir mertebesi olduğundan. Hatırlıyorsunuz daha önce konunun şu ana kadar gelen kısmında demiştik ki işte en son paragrafın son cümlesinde söylediğimiz gibi Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın velayeti onun risaletine başlangıç olduğu, yani peygamber ilk önce bir veli olması hasebiyle veya veli olduktan sonra, ben şöyle mi diyelim, veliliğini kullanarak miraca çıktı. Velayeti ile miraca çıktı. O yüzden ilk önce velayeti vardı, daha sonra miraç hadisesiyle o velayet risalete dönüştü. Risaleti sonuç verdi. Burada söylüyor, risalet mertebesine inkılap etmiştir. Velayet kısmını, veli ya da velayetten anladığımızı da daha önce konuşmuştuk biliyorsunuz. Şu anda okuduğumuz 31. sözden önce ene bahsi vardı, ene'den sonra zerre bahsi vardı. Onunla alakalı olarak veyahut da şöyle diyelim, o konuları anlamış birisi olarak
artık veli dendiğinde ne denmek istediğimizi, ne denmek istendiğini daha iyi anlıyoruzdur herhalde, ya da inşallah. Bu anlamda veli demek, bu Ene ve Zerre Risalelerini düşününce, biliyorsunuz Ene'yi çalışırken, Ene, kainatın yaratıcısı tarafından insanın eline verilmiş olan bir cihazdır, bir alettir. Onu şu şekilde kullanmak lazım diye ilk önce onun bir tarifini yapmıştık. Yani ben madem yaratılmışsam, yaratıcıma sormam lazım. Benim üzerime bu şekilde bir şeyler koymuşsun. Sen bir alet, edevat, bir şey görüyorum. Akıl, kalp, his görüyorum. Nedir bunlar? Diye onun tarifi yapılmıştı. Ene Risalesini bu şekilde özetlemek mümkün diye tahmin ediyorum. Ondan sonra elinde bu şekilde bir alet olan insan, insanın tanımını yapıyoruz, insan böyle bir varlıktır diyoruz. Ondan sonra bir sonraki sözde, bu sefer tahavvülat-ı zerrattan bahsetmiştik. Tahavvülat-ı zerratta bildiğiniz gibi bu kainatın içerisinde bir şeyler oluyor, devamlı bir yaratılış var, bir varlık var, bir existence var. Bu existence'ın, varlığın karşısında az önce, bir önceki chapter'da insanı tarif etmiş olduğumuz insan, şu anda işte o tahavvülat-ı zerrat denilen gerçeklik karşısında nasıl bir hal takınacak ve onun karşısında ne yapacak? Onu çalışmıştık ve onu demiştik ki, madem zerreler bu şekilde bir yaratılışla karşımıza çıkıyor, demek ki bunları benim okumam lazım. Çok özet bir şekilde ifade edersek, bunlar yaratıcının iradesi ve kudreti ile ve belirli bir hikmet ile, yani arkasında şöyle bir anlam olsun, şöyle bir sebep olsun diye yaratılmış şeylerdir. Ve ben de insan olarak onların karşısında bir okuma işlemine girmem lazım. Onları okudukça, onların arkasındaki manayı, hatta hatırlıyorsunuz, arkasındaki mana yerine üzerindeki mana demek daha yerli, yerinde olabilir. Onların üzerindeki manayı okudukça adeta onlar benim dünyamda gerçekliklerini kaybetmiyorlar, gerçek olarak duruyorlar ama sadece bir araç olarak, yani üzerlerinde taşımış oldukları anlamları benim dünyama getirsinler diye bir kap olarak, bir kapkacak falan derler ya, hani bir tabağın veya tencerenin içerisine bir şey koyarsınız bir yere götürmek için veya içinde bir şey tutsun diye. Bir kabın içerisinde hiçbir şey yoksa veya şöyle diyelim, bir kap içinde hiçbir şey taşınmıyorsa, hiçbir şey koymuyorsanız, onun kap olması, kap olarak yaratılmasının veya kap olarak yapılmasının hiçbir anlamı kalmıyor, kap olarak kullanılmayınca. Dolayısıyla bir tencerenin veya bir kabın kap olduğunu, definition olarak, definition tanım olarak kap olduğunu bizim anlayabilmemiz ve o şekilde takdir edebilmemiz için içinde bir şey taşınması lazım. Aynen onun gibi bu kainat, zerreler örneğinde olduğu gibi, zerreler de dahil olmak üzere, kainatın içerisinde yaratılan her ne varsa hepsi bu anlamda, az önce örneğini teşbih şeklinde verdiğimiz örneğin çerçevesinde düşünecek olursak, bütün kainatın bütün zerreleri hep bir anlam taşısınlar diye yaratılmış kaplardır adeta. Yani içlerine anlamlar konulmuş, ta ki bizim önümüze getiriliyorlar, o anlamları sunuyorlar. İşte benim üzerimde şöyle bir anlam vardır, onu oku diye. Onu okuyabiliyorsak, o kap, o araç, yaratılmışlık, yaratılış gayesini bizim dünyamızda yerine getiriyor. Biz de kendi yaratılmışlığımızın, neden yaratılmışız, onun amacını yerine getiriyoruz. Böylece amaç hasıl oluyor. Ben neden yaratıldım, zerre neden yaratıldı, onun üzerindeki anlamı okumak için, onun üzerindeki anlam da yaratıcının Esma-i Hüsna'sının tecellisiydi. Çok kısa olarak, özet olarak. Peki bu gerçekleştikten sonra, konuyu şuraya getirmeye çalışıyorum, bu gerçekleştikten sonra ne oluyor o?
O hani içinde anlam taşıdığını söylediğimiz kap, adeta kabın kendisine bakmıyoruz da doğrudan doğruya kabın içerisinde taşımış olduğu mana bizim için esas oluyor. Hani az önce verdiğimiz teşbihi devam ettirecek olursak, bir misafirliğe gittiğimizde işte ev sahibi bize kendi misafirperverliğini göstermek için bir şeyler getirir, böyle bir ikram yapar. Şimdi bayram olduğu için bunu çok sık olarak yaşıyoruzdur. Bayramlaşma ziyaretlerine gidildiğinde işte hani baklavalar vesaireler yeniyor şu ara. O misafirperverliğini, yani bizim onun evine gidip ziyaret ettiğimizi takdir ettiğini göstermek için, aramızdaki ilişkinin işte güzel ve tatlı olması için ev sahibi bir kabın içerisine kendi yapmış olduğu, bir de öyledir ya, insanlar kendileri bir şeyler yaparlar ellerinin emekleriyle, onu bize sunarlar. Dolayısıyla biz bir misafir olarak oraya gittiğimizde böyle bir misafirperverliğe, böyle bir ikrama muhatap olduğumuzda, bakın ilk muhatap olduğumuz veya ilk demeyelim de ne diyelim, muhatap olmamız gereken şeyin en temelinde o kapların içerisinde bize sunulan nimetlerdir ve o nimetler vasıtasıyla aslında bizi misafir eden kişinin misafirperverliğidir bizi memnun eden, bizim muhatabımız olan. Fakat böyle bir durumda diyelim biz misafir olarak o misafirperverliği görmezsek, o kişiyle ilişkiye geçmezsek, yani ondan biz çok memnun olduk, çok teşekkür ederiz, sen bunları bize veriyorsun, biz çok memnun olduk diye memnuniyetimizi o kişiyle doğrudan doğruya ifade etmezsek o kişiye, bakın o zaman şeyin esprisi kalmıyor, işte misafir olmanın pek bir esprisi kalmıyor, yanlış bir tutum içerisinde olmuş oluyoruz. Onun yerine mesela o kişiyle, bizi misafir eden kişiyle muhatap olmak yerine, biz doğrudan doğruya kap ile muhatap olursak, işte burada böyle bir, hani hatta ona kap bile demeyelim, seramikten bir cisim var dersek, yani işte anlıyorsunuz. Hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla bizim misafirliğimizi bilerek ve bizi misafir eden ev sahibiyle ilişki kurduğumuzda, kapların neredeyse varlığı bir hiçe iniyor. Sadece bir araç olarak kalıyor. Bizim o kaplar ile bize iletilen nimetler ve ikramlar ile doğrudan ilişkiye geçiyoruz. Böyle olunca velinin tanımı veya veliyullahın tanımı ile birleştirmeye çalışıyorum bunu. Öyle olunca biz neyle veli oluyoruz, neyle dost oluyoruz? Kişiyle, yani bizi misafir eden kişiyle, ev sahibiyle dostluğumuz artıyor. O şekilde dostane bir ilişkiye geçiyoruz. Ama biz doğrudan doğruya veya sadece gözümüzü kaplara dikersek eğer, o kaplarla bir şekilde ilişkiye geçersek, bu kabın işte burasında şöyle bir çizgi varmış, şekli buymuş, ağırlığı buymuş gibi hiç gereksiz bir şekilde kaplarla muhatap olursak, kaplara takılmış oluyoruz. Dolayısıyla kapları aradan çıkartıp, o kaplar aracılığıyla bize ikram eden ev sahibiyle dost olmamız gerekiyor. Velinin tanımı ya da Veliyullah'ın tanımı bu şekilde. Bize kainatın zerrelerinin her birisi üzerinde anlamlar taşıyan ve bizi misafir eden ve bize ikramlarda bulunan, merhametinden dolayı bizi bu şekilde nimetlendiren ve bize kendini sevdirmek isteyenle ilişkiye geçtiğimizde, onunla dost olduğumuzda, işte biz de veli olma yolunda ya ilerliyoruz, veyahut da şöyle diyelim, Allah'ın sevdiği kul veya Allah'ın dostu, Allah dostu bu şekilde olunuyor.
Buraya nereden geldik? Evet, velayet ve risalet ile ilgili konuşuyorduk. Demek ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıkması bu anlamda velayet mertebesini aştıktan sonra olmuş. Yani az önce teşbih yaptığımızda, teşbih ile anlatmaya çalıştığımız örneğin içerisinde olduğu gibi kainata Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kainata bakınca kainatın üzerinde hep o rahmetli yaratıcının sıfatlarının ve isimlerinin, Esma-i Hüsna'sının tecellilerini okumuş, bu anlamda veli olmuş, o velayetiyle Miraç hadisesini gerçekleşmiş. Aradan, yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aradan bütün esbabı, bütün sebepleri çıkartmış, doğrudan doğruya yaratıcısına bakar bir şekilde bir mertebe kaydetmiş, o mertebelerden geçmiş, o mertebeleri çıka çıka en sonunda Miraç, yani doğrudan doğruya kaynak ile muhatap olabilme makamına erişmiş. Yani şöyle diyebiliriz herhalde, bu anlamda velayet olmadan, yani aradaki yaratıcı ile aramızdaki sebepmiş gibi görünen, aslında hakiki tesiri olmadığı halde sebep ve müsebbep dünyasında sanki sonuçlar üzerinde etkisi varmış gibi görünen sebepleri aradan çıkarmadan Resul olmak mümkün değildir. Yani veli olmadan, velayet mertebesi olmaksızın Resul olunması mümkün olmuyor şeklinde de anlaşılabilir burası herhalde diye düşünüyorum. O yüzden bu son okuduğumuz cümle Velayeti Ahmediye, Risaleti Muhammediye'nin mebdei, yani başlangıcı olmuş. Yani bir önceki temsilin içerisindeki iki adamı karşılaştıracak olursak, elinde birisinin yani veli olan kişinin veya velayet mesleğinin elinde efendim ayna var. Elindeki aynayı temizleye temizleye mümkün olduğu kadar veli olan kişi güneşten gelen aksi yansıtmaya çalışır. Yani hakikati yansıtmaya çalışır. Daha çok parlatır, daha çok parlatır, daha güzel olur. Fakat bu aydınlatma, bu mertebeleri aşma, bu terakki devam eder, devam eder, öyle bir noktaya gelir ki İşte ondan sonra o temsilde verilen ikinci kişi haline gelir. Artık o kişi aynayı bırakır, doğrudan doğruya güneşle muhatap olur. Hz. Muhammed'in burada anlatıldığı haliyle benim anladığım miracı böyle bir hadise diye anlatıyor Said Nursi bize. İlk önce velayetiyle mertebe, velayet makamında mertebe kaydede kaydede bir nokta geldi ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam adeta elindeki aynayı bıraktı ve doğrudan doğruya güneşle muhatap oldu. Evet, bir yazılan var, onu okuyayım. M.S. Çakır, bu manada insanın var ediliş gayesi veli olmaktır diyebiliriz. Allah razı olsun, çok güzel bir ifade olmuş. Bir daha okuyorum. İnsanın var ediliş gayesi, yaratılış gayesi veli olmaktır diyebiliriz. Evet, dediğiniz çok doğru, güzel bir özet. İnsanın dünyada yaratılmasının amacı, bizim açımızdan, bizim görebildiğimiz kadarıyla tamamıyla rahmet eseridir. Çünkü insan mümkündür, vacip değildir insanın varlığı. Yani Allah yaratmasa da olurdu bizi. Fakat yarattığı, yani yaratmak zorunda olmadığı, bir zorunluluk olmadığı halde hiç yoktan bize böyle bir varlık verip o varlığın da üzerine bu tür nimetler, hem de sonsuza giden nimetler vermesi tamamıyla onun rahmetini gösterir. Bizim yapmamız gereken, sizin bu cümlenizde söylediğiniz gibi, bizim yapmamız, insan olarak yapmamız gereken şey bu gerçeğin farkına varmaktır. Ve ondan sonra da elhamdülillah demektir. Yani çok teşekkür ederim demektir.
beni varlık alemine getirerek böyle bir nimeti bana bağışladığın için. Çünkü doğrudan doğruya bir bağıştır. Bizim karşılığında hiçbir şekilde ona bir şey yapabilmemiz, hani Allah'a bir yardım, efendim onun işinin yapması gereken işlerin bir ucundan tutmak gibidir falan, hiç öyle bir ilişkimiz olması mümkün değil yaratıcıyla. Yani yaratıcının biz hiçbir işine yaramıyoruz. Dolayısıyla neden yarattı? Tamamıyla rahmetten yarattı. Ben bazen diyorum insanın dikkatini çeksin diye. Hani insanın babası bile böyle bu kadar kıyak geçmez insana. Fabrikatör olsa insanın babası, hani çok zengin anlamında, insana siz çocuğu olarak ona deseniz ki fabrikanın hepsini bana ver, kimse babası bile vermez yani. Ama Allah bize her şeyi veriyor, sonsuzu veriyor. Yani hani böyle bir cebimize para koyup harçlık idare eden gibi bir şey söz konusu değil. Bütün varlığımız başta olmak üzere ve ondan sonra da ebediyete kadar yaşamak gibi hiçbir şekilde hani değerini ölçemeyeceğimiz bir nimetlendirme veriyor. Bunu da yapsa yapsa, yani çok merhametli olan birisi yapabilir. Er-Rahman ve Rahim olan bir yaratıcının yapabileceği bir şeydir. İnsanın babası bile bu kadar çocuğuna bir şey vermez, veremez de yani. Bu anlamda onu diyecektim. Bizim yapmamız gereken bu gerçeği fark ettikten sonra yani teşekkür etmek değil de nedir? Çok teşekkür ederim dedikten sonra işte bu teşekkür vasıtasıyla onu tanımak, onu tanıyınca da işte sizin dediğiniz gibi veli olmak, dost olmak, onunla böyle bir doğrudan muhatabiyet temizin olması söz konusu. Tabi veli olabilmek için de işte az önce dediğimiz gibi aradan sebepleri çıkartmak gerekiyor. Fakat biz sebepler dünyasında yaratıldığımız için bu her zaman en güzel şekilde gerçekleşmeyebiliyor. İnsan bazen unutuyor, bazen işte o gaflet falan dediğimiz haller ile dünyaya dalınca, çünkü dünyevilik insanı için ne çekiyor? Dünyaya dalınca sanki sebeplerin tesiri varmış gibi doğrudan doğruya sebeplerle ilişki kurar hale geliyoruz. Onun için zaten herhalde günde işte bilmem kaç kere tövbe istiğfar etmemiz gerekiyor. Böyle bir şey olsa gerek. O kadar istiğfar edilmesinin sebebi. Evet, Allah razı olsun. Güzel. İnsanın var ediş gayesi bu anlamda veli olmaktır. Evet. Paragrafa dönüyorum. Evet. Miracın aynı konuya devam ediyor. Miracın batını velayettir. Yani onun iç yüzü velayettir. Velilik makamıdır. Halktan hakka gitmiştir. Evet. Zannediyorum şu ana kadar söylemeye çalıştığımız şeylerin bir özeti olduğu anlaşılıyor buradan. Halktan hakka gitmiştir. Yani ilk önce velayet makamı demek bu kainatta yaratılmış olan şeylerle ilişki kurmaktır. Onlarla ilişki kurarken ancak, yani halk ile ilişki kurarken, yaratık olan şeyle ilişki kurarken bunların arkasında her birisinde hakka giden bir yol, her birisinde hakka giden, uzanan bir ok, işaret anlamında bu şekilde ilişki kurmaktır velayet. Halktan, yani yaratılıştan hakka gitmiş. Velayet bu demek. Şimdi bu işin iç kısmıydı, başlangıcıydı. Zahiri miraç ise, yani miracın, bizim miraç diyebildiğimiz o hadisenin dıştan görünen kısmı ise risalettir. Bu da bakın ilginç, bunlar çok güzel tanımlar. Risalet ise haktan halka geliyor. Velayetle çıktı, daha sonra da risaletiyle haktan halka geliyor. Yaratıcıdan yaratılmış olanlara iniyor. Evet. Velayet kurbiyet meratibinde sülüktür. Evet, bunu söyledik az önce. Velayet
kurbiyet meratibinde, mertebelerinde bir sülüktür, bir yolculuktur. Yani kurbiyet işte biliyorsunuz az önce dediğimiz gibi Allah ile aramızın yakınlaşması, doğrudan doğruya dost olabilmemiz için, arkadaş olabilmemiz için aramızdaki engelleri kaldırmamız gerekiyor demiştik. Aramızdaki engeller de bu dünyada kainatın içerisinde sebep ve müsebbep olarak görünen şeylerdir. Sebeplere takıldığımız oranda kurbiyetimiz şey oluyor, zedeleniyor. Kurbiyeti zedelememek için her bir şeyin arkasında, her bir yaratığın arkasında yaratıcıyı görmek gerekiyor. Ancak o şekilde veli olunabiliyor. Çok meratibin tayyına ve bir derece zamana muhtaçtır. Evet, bu da ilginç. Bu anlamda velayet mertebeleri geçmek gerekir. Yani insan düşünecek, işte tefekkür edecek, aklını kullanacak. Ya öyle midir, böyle midir? Dur biraz daha düşüneyim. Hani bu burada dediği gibi zaman istiyor. Öyle bir anda oluveren herhangi bir şey değil. Veli olmak işte doğrudur, haktır, efendim veli olmak da gerekir. Fakat burada bizim bu cümlede söylediğini ben o şekilde anlıyorum. Dikkat etmemiz gereken veya farkına varmamız gereken şey velilik bir prosestir. Zaman ister, makamları işte teker teker ama yavaş ama hızlı geçmeyi ister. Birdenbire en yüksek makama, hani şey gibi benzetecek olursak, velayeti, merdiven çıkmak gibi işte birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak ve ila ahir şeklinde çıkmak gerekiyor. Hiçbir zaman mesela 100 basamaklı bir şey çıkacaksak birinci basamağında bastıktan sonra birdenbire 100. basamağına kimse atlayamıyor. Belki hani çok gayretliysek, bu konuda ciddi kafa yoruyorsak, çok fokuslanmışsak, basamakları belki hızlı hızlı çıkabiliriz. 1, 2, 3 hani, ama gene 1, 2, 3 diye gider. Veya yani bilemediniz en fazla ikişer ikişer atlayarak çıkabilirsiniz. Ama sonuçta bir prosestir, bir zaman ister. Burada nasıl söyledi onu? Kurbiyet meratibinde bir sülüktür. Mertebeleri aşmak meselesinde bir yolculuktur sonuçta. Birinci basamağı, ikinci basamağı, birinci gün, ikinci gün artık bunu ne kadar süre devam ettirirse insan. Bu anlamda bir yolculuktur. Şimdi zannediyorum bunu Miraç hadisesiyle karşılaştıracak. Nuru azam olan risalet ise, yani en büyük nur. Çünkü herhalde en büyük nur demesinden temsilde söylediği gibi doğrudan doğruya güneşle muhatap olmak olmayı kastediyor diye anlıyorum ben. Güneşle muhatap olunca insan en büyük nura muhatap olur. Çünkü aynanın içerisinde işte çıksan en fazla aynanın kapasitesi kadar çıkabiliyorsun. Ama aynayı elinden bıraktıktan sonra doğrudan doğruya nurla muhatap oluyorsun. Bu anlamda herhalde nur-u azam diye söylüyor. Nur-u azam olan risalet ise, rasullük mesleği ise, bakalım buna ne demiş? Akrabiyeti ilahiyenin inkişafı sırrına bakar ki, akrabiyeti ilahiye, yani ilahi Allah'ı olan en çok yakın akrabiyet, kurbiyet demedi, akrabiyet dedi. Akrabiyeti ilahiyenin inkişafı, yani onun birdenbire sanki doğrudan doğruya inkişaf etmesi, açılması sırrına bakar ki, işte burada söylüyor, bir anı seyyale kafidir. Yani tek bir an onun için, böyle bir anlam, bu anlamdaki bir risalet için kafidir. Risalet için mertebe, velilikte olduğu gibi mertebe aşmak gerekmiyor. Mertebesiz doğrudan doğruya. Az önce sanki hani merdiven örneğinde dediğimiz gibi basamakları birdenbire basamakları teker teker veya ikişer ikişer çıkmak değil de bir anda zaman olmadan, zaman geçmesine ihtiyaç olmadan, hani gözlerini açınca adeta herhalde şu elimdeki aynayı bir bırakayım da işte doğrudan doğruya güneşe bakayım deyince insan
işte bir anda o gözünü güneşe açtığı anda, herhangi bir yolculuk vesaire kat etmesine gerek kalmadan gözünü açtığı anda güneşle muhatap oluyor. En büyük ne dedi burada? Nuru azama, en büyük nura, en büyük güneşe, şey pardon, en büyük ışığa muhatap oluveriyor hemen bir anda. Evet, akrabiyet-i ilahiyenin inkişafı sırrına bakar ki bir an-ı seyyale kafidir. Tek bir an onun için kafidir. Onun için hadiste denilmiş. Evet, hadiste öyle diyor ya, bir anda dönüp gelmiş. Bir anda dönmüş gelmiş diye söylüyor. Evet, buna benzer anlatımların, hikayelerin olduğunu biliyoruz. Miraca çıkarken hadiste mi anlatılıyor bilmiyorum. Belki siz de duymuşsunuzdur. Miraca çıkarken peygamber ne diyor? Testi düşmüştü. İçinde su akıyordu. Tekrar geriye döndüğünde testin içindeki su bitmemişti. Yani anlık olarak gidip geldiği o kadar, işte miracın içerisinde şunlar oldu diye hadiselerin hepsi ansız olarak gerçekleşti. Bir an-ı seyyali onun için kafi geldi. Evet. Allah. Böyle bir şeymiş Risalet. Şimdi, evet, yazılan bir şey var, onu okuyorum. Sebepleri kaldırmak sebepler dünyasında nasıl olacak? Sebeplerin arkasında Rabbi Rahim'i görmek yeterli midir? Evet. Güzel bir soru, cevap olacak bir şeyler söylemek isteyen olursa arkadaşlardan. Kamuran Ali'nin böyle bir sorusu var. İki tane soru gerçi. Sebepleri kaldırmak sebepler dünyasında nasıl olacak? Bu bir, güzel. Sebeplerin arkasında Rabbi Rahim'i görmek midir? Diyor. Görmek yeterli midir? Diyor. Şeyler yazmak ya da söylemek isteyen var mı? Siz düşünün isterseniz, ben bu arada benim şu anda aklıma gelenleri paylaşayım. Hep birlikte üzerinde düşünelim ama. Sebepleri kaldırmak sebepler dünyasında nasıl olacak? Bizim için, hani az önce M.S. Çakır dedi ya, insanın yaratılış gayesi veli olmaktır diye. Güzel bir tespitti o. Bizim yapabileceğimiz ve yapmaktan zaten sorumlu olabileceğimiz tek şey, iman etmektir. İmandan sonra hani imanı billah ve marifetullah ve muhabbetullah diye söylüyoruz ya. Allah'ın marifetine ermektir. Allah'ın marifetine erdikçe muhabbetullah'ta da merhale kat ederiz. Ama bunların hepsi anca bir velayet mesleğinde gitmekten ibarettir. Biz ancak hani insanın yaratılış gayesi veli olmaktır. Bu doğru. Ona bir de şöyle bir şey ekleyelim. İnsan, bizler yani ancak veli olabiliriz. Resul olacağız, Risalet mertebesine çıkacağız diye bir derdimiz yok, öyle bir zorunluluğumuz yok, öyle bir teklif yok üzerimizde. Bizim üzerimizdeki teklif sadece karşında böyle bir yaratılış var, bu yaratılış ile nasıl muhatap olacaksın? Bundan sorumluyuz. İman edecek misin, etmeyecek misin? Yaratıcıyı tanıyacak mısın, tanımayacak mısın? Eğer tanırsam, evet, bir yaratıcı var diye gerçeği teslim edersem, ki gerçek budur, bu gerçeği teslim edersem ben, benim çıkabileceğim en büyük mertebe veya benim içinde gidebileceğim meslek velayet mesleğidir, veli olabilmektir. Dolayısıyla hani sizin sorunuzda diyorsunuz ya, sebepleri kaldırmak sebepler dünyası nasıl olacak? İşte velayet mertebesinde veya veli olmak için çalışırken biz diyeceğiz ki, evet, bu şekilde bir sebep ve müsebbep dünyasında yaşıyoruz. Çünkü bu dünya, bu yaratılış, bu kainat darul hikmettir. Yani belirli bir hikmete binaen bir yaratılış söz konusudur. Yani arkasında şöyle şöyle olsun, buradan şöyle bir hikmet çıksın, bunun arkasında şöyle bir mana olsun da insanlar o manayı kendi cüz'i iradelerini kullanarak çözsünler, o manayı anlasınlar, o mana ile kendilerini eğitsinler
diye bir yaratılış vardır. Ahiret için biliyorsunuz Darül Kudret denir, bu dünya için Darül Hikmet denir. Darül Hikmet'te böyle bir yaratılış var. Darül Hikmet'te bu kainatın içerisinde bir sırrı teklif var. Yani bizim üzerimize bir teklif konulmuş. Böyle bir sır var, böyle bir gerçek var. O teklifte işte az önce dediğim gibi böyle bir yaratılış var. Sen bundan ne anlayacaksın? Onun karşısında tavrın nasıl olacak? Böyle yapabilmek, işte bu velayet mesleği de ilerleyebilmek için gayret istiyor, zaman istiyor, mertebeleri işte yavaş yavaş ama hızlı hızlı, işte ne kadar ciddiye alırsak bir şekilde zamanın içerisinde bir proses istiyor. Bunu nasıl yapacağız? İşte dediğim gibi karar vereceğiz. Ben bu kainatın, bu varlığın hakikaten kendi kendine, herhalde ilk soru bu olsa gerek. Bu kainatın kendi kendine var olmuş olacağını mantıklı buluyor muyum, bulmuyor muyum? Bir insan olarak elime verilmiş olan kalp, his, akıl, ruh, vicdan ne varsa bunlarla değerlendireceğim. Kardeşim, bu benim aklıma yatıyor mu? Yatmıyorsa, yani bunlar kendi kendine var olmuş olamazlar diyorsam, o şekilde bir karar veriyorsam, her şey yaratılmıştır, ben de dahil olmak üzere, o zaman bir yaratık olarak benim şu anda ne yapmam gerekiyor diye işte o işe koyulacağım, o yola koyulacağım. O meslekte gidebildiğim kadarıyla karşıma çıkan şeyleri, sebepleri diyeceğim ki siz ilk başlangıcından beri burada mısınız çok emin değilim ama hani o verdiğimiz örnek vardı ya, misafirliğe gittiğimizde bizi evinde misafir eden ev sahibi bize ev sahipliğini gösterebilmek için ikramlarda bulunur. Yani ev sahipliğini ve aynı zamanda işte bizi çok sevdiğini ve ikram edici özelliğini gösterebilmek için ikramlarda bulunur. Bizim şu anda yapmamız gereken bu kainatın içerisinde aynen o misafir gibi ev sahibinin bize vermiş olduğu şeylere takılmadan, nasıl derler, ikramlara takılmadan, şöyle diyeyim, ikramların kendisine bizzat, kendilerine bizzat takılmadan, ama takılmadan deyince onları göz ardı edeceğiz, görmeyeceğiz anlamında değil, onlara takılmadan ama onları kullanarak, yani o ikramları kullanarak arkadaki ikram ediciyi görmek için çalışacağız. Bu çalışmaya girebilmek için ilk önce niyet etmek gerekiyor. O niyetten sonra da vahyin ve o vahyi bize getiren Resulün eğitimine girmek gerekiyor ki işte buna genelde biliyorsunuz bu odada biz iman eğitimi diyoruz genel olarak. Böyle bir eğitime girdikçe, şimdi o sizin sorunuzun cevabı, sorunuzda ifade ettiğiniz gibi sebeplerin her birisini, ha bunlar sebeptir, tesir hakikileri yoktur, arkasındaki yaratıcının şu şekilde bir hikmet olsun diye yaratmış olduğu şeylerdir diye kendi dünyamda böyle bir mertebe kat etmeye çalışacağım. Pardon, ben yeni bakıyorum. İlk 15-20 dakika yoktum. Ha pardon, okey. O ilk başta şey dediğinizde yoktum diyorsunuz. Neyse, şu anda özetlemeye çalıştığım haliyle belki inşallah anlatabilmişimdir. Sebepler dünyasında sebepleri kaldırmak böyle olacak. Bir yerde diyor ya, dünyayı kesben değil ama kalben terk et, pardon. Doğru mu söyledim? Dünyayı kesben değil, kalben terk etmek. Evet. Dünyayı kesben değil ama kalben terk etmek lazım. Yani dünya ile ilişki kurarken dünyaya bağlanmayacağız, dünyeviliğe bağlanmayacağız diyoruz ama onun hemen arkasında veya hemen önünde şey var. Kesbimizi dünyadan, yani onunla dünya olan ilişkimizi kesmeyeceğiz. Ya ben madem bunların hepsi sebepmiş, yani tesiri hakikileri yokmuş, boş ver, unut gitsin şeklinde yaşamamız mümkün değil. Alemi şehadet olduğu için burası, bu dünyayı şahit olma için kullanacağız. Allah Rahman ve Rahim'dir diyor. Vahiy geliyor, biz öyle diyor ya, bu bir iddiadır. Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu nereden anlıyoruz? Hemen yani kulağımız vahide, gözümüz aynı anda kainatta.
Kulağımızda duyuyoruz ki Resul, hadi öyle örnek verelim. Resul bize diyor ki Er-Rahman ve Er-Rahim diyor yaratıcı. Kulağımla ben bunu duyuyorum. Ondan sonra gözümle, gözüm açık. Biliyorsunuz gözleri namazda kapatmak mekruhtur. Bu da ilginç, güzel bir detay. Gözlerimi hiç kapatmadan kainata bakarak, peki ben bu Er-Rahman ve Er-Rahim dedi bana, böyle bir iddia ile geldi Resul diye, Resul olduğunu söyleyen birisi, ben bunu nerede göreceğim Er-Rahman ve Rahim olduğunu, gözümle sebeplere bakarak, sebep şeklinde yaratılmış olan o benim önümdeki nimetlere bakarak Er-Rahman ve Er-Rahim'i çözeceğim. Sebepleri bu şekilde terk edeceğiz. Sebeplerin aynı zamanda yaratık olduğunu, sonuçlarla birlikte her birisinin yaratık olduğunu farkına vardıkça onları kendi dünyamızdan uzaklaştıracağız, sebep olarak uzaklaştıracağız. O zaman sebepler başka bir şeyle, definition'la, başka bir tanımla karşımıza çıkacak. Artık ben ağaca mesela yaratıcının merhametini ve nimetlendirmesini bana ulaştıran bir araç olarak bakacağım. Yoksa ağaç odundur şeklinde bakmayacağım. Bu şekilde sebeplerden uzaklaştırılır. Sebeplerin arkasındaki Rabbi Rahim'i görmek yeterli midir? Benim anladığım kadarıyla bu sorudan sebeplerin arkasındaki Rabbi Rahim'i görmek yeterlidir. Bizim amacımız budur zaten. Ama şey diye söylemiyorsunuz tahmin ediyorum. Yani Rahim olanı gördük ama mesela nimet vereni de görmemiz lazım. Hani onu da diyorsunuz. Sadece Rahim, rahmetliyi görmek değil. Görebildiğimiz kadar kainatın neresine, hangi köşesine gözümüzü çevirirsek çevirelim, onun arkasında muhakkak bunun bir planlayıcısı, irade edicisi, kudret sahibi, işte görebildiğimiz ne varsa onların bu tür özelliklere sahip, bu tür sıfatlara sahip olan birisi vardır deyince, işte kainatı bir kitap olarak okuyoruz demektir herhalde benim anladığım kadarıyla. Başka yazılanlar var, ona devam ediyorum. M.S. Çakır şöyle demiş, şu manada bir hadis var. Evet, ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir. Evet, velayet ve risalet manalarının Kur'an talebelerine bakan yönünü daha ilginç hale getiriyor. Evet, çok güzel, elhamdülillah. Bir daha okuyorum. Velayet ve risalet manalarının Kur'an talebelerine bakan yönünü daha ilginç hale getiriyor diyor demiş. Dediğiniz doğru. Bu usul ile Allah razı olsun Said-i Nursi bu usulü, Kur'an'ın bu usulünü çıkartıp bize gösteriyor. Değilse hani sizin dediğiniz gibi bu usul ile bakmadıktan sonra Allah var efendim, Allah birdir. Biz maalesef genelde elimizde hem Risale hem Kur'an olmamıza rağmen çoğu insan böyle diyor gene, ama işte onu değiştirmek gerekiyor. Değiştirilmesi gereken şey şunu diyeceğim, o İsrailoğulları ile aranızdaki benzetmeyi kullandığınız için o aklıma geldi. İsrailoğulları da, Ehli Kitap'ta, Nasraniler de, Hristiyanlar da, her birisi sonuçta Ehli Kitap'tır, doğrudur. Kafir olmaya nazaran, küfretmeye nazaran bir mertebedir. Aralarında çok büyük fark vardır. Yani kafir olmak veya inkar etmek hepten hiç kabul edilecek bir şey değil. Kafir olmakla veya boş ver canım ne yapacaksın Allah ile uğraşmayı diye böyle hani insanın kendi dünyasından çıkarmasına nazaran Yahudi olmak, İsrailoğlu olmak veya Hristiyan olmak çok büyük bir şeydir. Arada çok büyük fark var. Ehli Kitap biliyorsunuz farklı bir yere sahip Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinde de. Hani kestiği yenir, kızı alınır vesaire. Sonuçta Ehli Kitap'tır. Fakat Ehli Kitap ile Ehli Kur'an arasında da çok fark var. Ehli Kitap işte şeyi kabul ediyor, tamam, yaratıcıyı kabul ediyor, Allah diyor, onlarda da aynı şey var. Fakat Ehli Kur'an'ın veya Ehli Kur'an olduğunu iddia eden bizlerin Ehli Kur'an olmanın getirmiş olduğu o ince ayar, yani bir üst seviye, her ne şekilde ifade edecekseniz onu, oraya çıkabilmesi gerekiyor veya çıkabilmemiz gerekiyor. İşte o da şu anda üzerinde çalıştığımız gibi ehadiyetten, tevhidden geçiyor. Yani her şeyin üzerinde Allah'ı görmekten geçiyor. Yoksa her şeyin Allah, her şeyin yaratıcısı Allah'tır demek bizi ehli kitap yapar.
her şeyin üzerinde yaratıcının sikkesini görmek bizi ehli Kur'an yapar. Risale'nin yapmaya çalıştığı eğitiminde ben bu şekilde anlıyorum. Her şeyin üzerinde yaratıcının sikkesini görüp her şey ile o sikke vasıtasıyla, o sikke aracılığı ile ilişki kurmak, muhatap olmak. Ağaç var dedik ama biz ağaca ağaç demeyeceğiz. İşte onun tanımı veya o ağacın bizim dünyamızdaki gerçekliği ehadiyet temeline oturacak. Ehadiyet temeline oturmadığı zaman genel olarak işte Allah var kardeşim, Allah yaratmış bunları demek pek bir şey ifade etmiyor. Ya da şöyle diyelim, bizi ehli Kur'an yapmıyor. Yapsa yapsa ehli kitap yapar. Ona da dikkat etmek lazım. Evet, Allah razı olsun. Efendim, Vedia şöyle demiş, velayetin yönünü görmekle başlıyoruz. Bu halkın haliki, mahlukun velisidir. Ama bizim yönümüzü ona çevirmemiz ancak nübüvvetin müstakim yolunda seyri sülük etmemizle mümkündür hayatım. Nübüvvetin, burası güzel, bir daha okuyorum. Nübüvvetin müstakim yolunda, istikametli yolunda seyri sülük etmemizle mümkündür. Nübüvvetin mesleğinde gittiğimiz zaman, yani Nebi bize ne söyledi, Resul bize ne söyledi, ne yani derdi neydi, ne yapmaya çalıştı, nasıl bir mesaj vermeye çalıştı diye dikkat edince, sizin burada ifade ettiğiniz gibi o yolda seyri sülük, yani mertebe kat edince işte biz veli oluyoruz veya veli olmak için çalışmış oluyoruz inşallah. Ama yani bunu sizin söylediğiniz bir tanım olarak tekrar şu şekilde ifade etmek mümkün ve bir de o anlamda, o bağlamda dikkatimizi çekelim. Veli olabilmek için nübüvvetin müstakim yolunda seyri sülük etmemiz gerekiyor. Veli demek nübüvvetin yolunda nübüvvetin mesleğinde giden kişi demektir. Nübüvvet mesleği de her zaman ifade ettiğimiz gibi tevhide dayanır. Tevhide dayanmayan, bir başka şekilde ifade edelim. Tevhide dayanmayan, yani nübüvvetin, tevhidden kastığımız nübüvvetin mesleği, nebinin mesleği. Nebinin mesleğine dayanmayan, yani ehadiyete, tevhide dayanmayan bir yolda gitmek belki doğrudur. Dediğimiz gibi sonuçta bizi belki en fazla ehli kitap yapar. Ama ehli Kur'an'ın velisi, ehli Kur'an yolunun velisi olmamız mümkün değildir. Bu anlamda zannediyorum, hadis miydi o, bir rivayet var. Alimler, nebilerin veya rasullerin varisidir, mirasçılarıdır diye. Yani onlara mirasçı olabilmek için, bunu da böyle bir definition çıkarmak, tanım çıkarmak için şu şekilde ifade edelim. Nebinin, rasullerin, peygamberlerin varisi olabilmek için, mirasçıları olabilmek için onların mesleğinde gitmek gerekiyor. Değilse etrafımızda birçok alim diyebildiğimiz insanların nebilerin yolunda gitmiyorlarsa, ehadiyet yolunda gitmiyorlarsa elindeki alimlik sıfatları böylece tehlikeye giriyor. Yani onlara alim denmiyor diye anlayabiliriz. Evet. Güzel. Elhamdülillah. Teşekkürler. Güzel oldu katkılarınızla. Konu daha da zenginleşiyor. Lütfen aynı şekilde devam edin. Aklınıza gelenleri yazmaya. Ben bakıyorum nereye geldik. Evet. Bir anda dönüş gelmiş. Bunun için zamanımız kalmadı. Fakat şöyle bir okuyayım bakayım ne diyor. Şimdi makamı istimada, yani dinleme makamında olan mülhide deriz ki, hatırlıyorsunuz bu konunun başında biz bunu yani bu konuyu bir mümine anlatıyoruz diye başlamıştı. Herhalde mümine anlatırken bir taraftan da mülhid, yani inkarcı olan birisi de kulağını kabarttı dinliyor gibi söylemiş burada. Makam-ı istimada bulunan mülhide deriz ki, madem bu kainat gayet muntazam bir memleket,
gayet muhteşem bir şehir, gayet müzeyyen bir saray hükmündedir. Elbette onun bir hakimi, bir maliki, bir ustası vardır diyor ama anlaşıldı konu. Yani şu anda özet şeklinde okuyabileceğim bir şey değil. Biraz daha üzerinde durmak gerekiyor belki. Onu da isterseniz önümüzdeki derse bırakalım. Fakat kaldığımız yeri bilelim. Şimdi makam istimada bulunan mülhide deriz ki dediğimiz paragrafta kaldık inşallah. Peki yazılanlar var, onları okuyayım. O şekilde bitirelim. İnsan veli olduğunu bilebilir mi? Veya veli olan zatları nasıl tanıyabiliriz? Evet. Elhamdülillah. Güzel yani. İnsan veli olduğunu bilebilir mi? İlk önce şunu söylemek lazım herhalde. Benim aklıma şöyle geliyor. Velilik makamı diye. Hadi bakayım yazılan bir şey var, belki cevap vardır, okuyorum. Bediye şöyle demiş, veli olduğumuzu bilmemiz için bu dünyadayız diyor. Evet, güzel. Benim aklıma şöyle geliyor, siz de yazın düşündüklerinizi. İnsan veli olduğunu bilebilir mi sorusuna cevap vermezden önce veya o cevabın içinde şöyle bir tanım yapmak veya şöyle bir şeyin farkına varmak gerekiyor. O da şu, veli dediğimiz şey böyle bir hani makam falan diyoruz ona ama nasıl diyeyim? Bir örnek düşünelim dünyadan. Ha, mesela bir dünyada bizim yaşadığımız şeyler vardır ya. Bir yerin müdürü olmak veya bir yerin genel müdürü olmak. Bir şekilde çalışırsınız. Artık işte belirli bir seneyi aştıktan sonra artık nasıl yapılıyorsa oradaki proses her neyse sizi artık genel müdür yaparlar. Yani oranın başına koyarlar. Veli olmak bunun gibi böyle genel müdür olmak yani anlatabiliyor muyum? Belirli bir yere geldim artık, öteki taraftakileri geriye bıraktım, şu anda bir genel müdürüm şeklinde hani şey bir kavram değil, benim anladığımı aktarıyorum size. Statik bir kavram değil. Yani bir gün önce mesela genel müdür olmazdan önce siz mesela memurdunuz, mesela kıdemli memurdunuz diyelim. Kıdemli memurluğunuz bitti, bir gün geldi şeye atandınız. Genel müdürlüğe atandınız. Genel müdürlüğe atandığınızda artık siz genel müdürsünüz ve bir önceki şeyiniz biter. Kıdemli memurluk sıfatınız biter. Velilik böyle bir şey değil, böyle bir fenomen değil. İnsan devamlı surette hep bu velayet mesleğinde ilerler ve ilerlemeye devam eder. Böyle bir şey olur, bir gün gelir, ha ben bir basamak çıktım, o şey örneğinde olduğu gibi, genel müdür örneğinde olduğu gibi, artık bugünden itibaren ben veliyim şeklinde bir şey değil. Velilik bir prosestir. Başı sonu, yani ortası yok çünkü neden yok? Yaratıcının hakikati sonsuz olduğu için iman, ona yaratıcıya olan imanın mertebeleri de sonsuzdur. O sonsuzluğun içerisinde siz kendinizi birinci mertebe, ikinci mertebe, üçüncü mertebe, 11. mertebe diye bir şey tespit etmeniz, böyle somut olarak bir şey söylemeniz mümkün değil. Ama ne olur? İnsan bir şeyleri hisseder ve hissedebilir. O hisleriyle, ya ben mesela bu konuyu biraz daha iyi anladım, bu konuda biraz daha mutmain olduğum, mutmain olmak demek iman etmek demektir. İmanın emniyetini kendi dünyasında hissetmektir ya. Bu anlamda insan hani biraz tefekkür edince artık ne gibi bir çalışmaya girmişse bu anlamda o çalışmanın sonucunda veya o çalışma sırasında böyle bir zaman gelir, ha der, ben bunu biraz daha anladım, elhamdülillah bu konuda tatmin oldum. İşte o anladığımız noktada anladığımız kadarıyla biz sizin sorunuzda olduğu gibi veli olduk veya velayet makamının veyahut da velayet makam demeyelim de makam deyince statik olarak anlaşılıyor. Velayet mesleğinin hani ne demek olduğunu biraz daha kendi dünyamda inkişaf ettiği şeklinde
insan bunun farkına varabilir. Ama dediğimiz gibi doğrudan doğruya insan veli olduğunu bilebilir mi şeklinde soru olunca benim aklıma hemen o statik olarak böyle bir level atlamak. Hani asansördeydik, birinci basamak, birinci kattan ikinci kata çıktık, ding, hani asansörün ışığı yanar ya, şu anda ikinci kattasınız. Bu anlamda velayete bu şekilde bakmamak lazım. O yüzden soruluş şeklinden ben biraz anlıyorum. Velayeti sanki bu türlü anlıyormuşuz gibi. Öyle anlaşılmaması lazım. Bilmiyorum ifade edebildim mi? Veya veli olan zatları nasıl tanıyabiliriz sorusunun da cevabı aslında bununla var. Veli olan zatları nasıl tanıyabilirsiniz? Hani bizim dediğimiz gibi bir velayetten ne anlıyorsunuz? Bizim veli dediğimiz velayet mesleği dediğimiz şeyden ne anlıyorsunuz? Tamamıyla onunla alakalı bu sorunun cevabı. Eğer biz velidir, veliyullah'tır, Allah dostudur falan deyince hemen aklımıza hani o filmlerde olduğu gibi işte aksakallı, kafasında sarıklı, cübbeli, günde 24 saat namaz kılan kişidir veli diye öyle bir şey varsa kafamızda, dolayısıyla öyle birisini bekleriz. Ama dediğimiz gibi burada anlamaya çalıştığımız haliyle velayet, bu kainatın içerisinde mümkün olduğu kadar herkes kendi dünyasında sebeplere bakarak o sebeplerin üzerindeki manaları, yaratıcının tecelli etmiş olan sıfatlarını okuma çalışmasına giren kişidir diye anlıyorsak veliyi, onu da nasıl anlarız o zaman? Hani sakalı var mı, cübbesi var mı diye bakmayız o zaman. Nasıl bakarız? Kardeşim, mesela muhabbet ediyorsak o kişiyle, bu kainatın sırrı nedir, esrarı nedir, varoluş amacı nedir diye konuşurken karşıdaki kişi bu şekilde bir söylemle gelirse, yani sebepleri aradan çıkarmış veya çıkarmaya çalışan bir şekilde bizim karşımıza çıkarsa, biz de şu şekilde söyleyebiliriz. Ha, bu insan demek ki bu işi anlamış veya anlamaya çalışıyor, anlayabildiği kadarıyla bu yolda gitmeye çalışan birisi olarak. Ama tekrar dediğim gibi böyle bir statik olarak karşımıza birisi çıkacak, ha bu velidir diyeceğiz, ondan sonra bir başkasına bakacağız, bu da veli değildir diyeceğiz, böyle bakmamak lazım. Biraz daha fluid, biraz daha akışkan düşünmek gerekiyor bu konularda. Evet, Vedia'nın şu yazdığına geçiyorum. Geçen hafta aktarılan hacıların en avamı bile velidir sözü, hacıların mı? Hacıların en avamı bile velidir. Ha. Onu nerede geçti bilmiyorum. Aslında Said Nursi'nin velayeti makam olarak gören klasik anlayışı yıkmasını içeriyordu. Evet. Klasik bakılmaması lazım. O hacılarla ilgili kısmı anlayamadım ben ama. Said Nursi'nin velayet makamı olarak gören klasik anlayışı yıkmasını içeriyordu. Evet. Hacca giden. Hacca giden niye veli olsun anlamadım ben. Çünkü doğrudan bir ilişkisi, yani benim anladığım kadarıyla doğrudan bir ilişkisi yok. Haca giden demek yani haca giden veli olabilir de veli olmayabilir de. Hac'tan ne anladığına, haccı nasıl kendisi için nasıl bir ibadet haline getirmesiyle alakalı o. Yoksa hacıların en avamı bile velidir biraz çok savunulabilir bir şey gelmedi ama yani konteksti içinde değerlendirmek lazım belki. Yani her hacca gidenin veli olduğunu zannetmiyorum ben de, o yüzden söylüyorum. Evet. Kamil Anneli şöyle demiş. Bunu şunun için sordum. Geçenlerde bir zatla Marifetullah'tan konuşurken bana sen daha Allah'ın veli kullarını tanımıyorsun, nasıl Marifetullah'tan konuşursun babında bana bir şeyler söylemişti. Siz boş verin onları. Meseleyi anlamaya çalıştıktan sonra inşallah yani o insan ne amaçla sorduğu, yani şey neydi, benim buradan bilmem mümkün değil ama yani soru şeklinden veya sizin söyleyin şeklinizden ben şöyle anladım. Bu anlamda itiraz edenler çoktur. Kendi anladıkları dinin tanımlarına uymayınca bizim yaklaşımımız, Risale'nin yaklaşımı onlara, o tür insanlara geliyor ki sen dini sulandırdın, böyle din mi olur,
İşte hani derler ya, sen hep böcekten çiçekten bahsediyorsun. Halbuki yani din deyince insanlar, biliyorsunuz, son zamanlarda, aslında öyle değildi ama eskiden, bu son zamanlarda bizim kültürel olan dinimiz, kültürden aldığımız dindarlığımız maalesef bazı insanları o hale getirdi. Din deyince, dindar deyince işte böyle, hani mesela veli deyince insanın kafasında böyle sakallı birisi var. Sakallı birisi veli olamaz anlamında söylemiyoruz tabii ki bunu. Sakallı birileri de veli olabilir. Yani güzel, normal. Fakat her sakallıyı deden zannetme dedikleri gibi, her sakallının veli olması gerekecek diye bir şey yok. Veyahut da şöyle diyelim, sakallıyı, o sakallıyı veli yapan kendi sakalı değil, görünüşteki değil, onun arkasına koymuş olduğu velayet makamının veya velayet mesleğinin hakikatlarıdır. O velayet mesleğinin hakikatını anladığı sürece o sakallı adam velilik makamında mertebe kaydeder. Sakalı bıraktığı halde öyle bir meslekle alakası yoksa, o meslekte gitmiyorsa, isterse yerlere kadar sakalı değsin, veli meli olamaz o. Yani anlatabiliyorum herhalde. Evet. Kurumsal ve diğer şöyle diyor, kurumsal din bizi ehli kitabın velayeti bazı insanlara has kılan bir anlayışa götürüyor. Evet, bir daha okuyorum. Kurumsal din bizi, kurumsallaşmış din, evet, bizi ehli kitabın velayeti bazı insanlara has kılan, ehli kitabın, tam okuyamıyorum, velayeti bazı insanlara has kılan bir anlayışa getiriyor. Evet. Şu anladığım kadarıyla söyleyeyim. Dediğiniz doğru. Velayet bazı insanlar, yani birileri veli olur sizin Kamuraneli'nin sorusunda veya o kişi, size Kamuraneli'ye itiraz eden kişinin sorusunda o var galiba. Vedia da onu hissetmiş. Ben de katılıyorum. Böyle bizim hani böyle listesini çıkartabileceğimiz, bak işte bunlar veli zatlardır. Hani çok bildiğimiz için söylenilen Abdülkadir Geylani'dir, İmam-ı Rabbani'dir, işte İbni Arabi'dir, Gazali'dir vesaire. Bunlar veli insanlardır. Bunları tanı. Bunların dışında sanki veli olmazmış gibi. Bunların, bu tür insanların veli veya kutup olmasına bir derdimiz yok. Onlar tabii ki velidir. Allah hepsinden razı olsun. Fakat biz velayet makamını, Bediye'nin burada söylediğini ben o anlıyorum, o şekilde anlıyorum. Velayet makamını böyle 3-5 kişi, şu çok bildiğimiz atları, çok, yani kendi makamları çok yüksek olduğu için doğru olarak biz onlardan devamlı örnek veriyoruz. Said Nursi de aynı şekilde yapar. Biz onların adını andık diye sadece veli onlardır demek yanlış olur. Böyle bir kurumsallaştırma yapmamak lazım. Dediğiniz doğru, katılıyorum. Evet. Hacı, hacca giden bizim anladığımız seyyah değil, haccın manasını kavramış ve Hz. İbrahim gibi tevhidin sembolüne, teslimiyetini açıktan yaşamak için gitmiş kişidir diyorsunuz. Dediğiniz doğru. Bir önceki hacıların en avamı bile velidir sözü ne açıklamak için yazdınız herhalde. Dediğiniz doğru. Evet. M.S. Çakır şöyle diyor. Kıssalardaki kahramanlara özgü bir veli anlayışı böyle cümleleriyle söylettiriyor. Evet. Menkıbelerde öyle anlatılıyor ya. Biz menkıbeleri belki menkıbe olarak anlasak sadece. Literal olarak, yani menkıbenin içerisinde adı geçenler velidir. Başka da etrafta veli yoktur şekline geliyor maalesef anlattığımız menkıbeler. Halbuki tam tersi olması lazım. Yani tam tersi derken, menkıbenin içerisinde bir veli mi geçti, bir büyük zat mı geçti? Tamam, onun menkıbesini veya hikayesini anlatalım. Hikaye olarak dinleyelim onu. Yani onun içerisinde bir işte bir ders var benim almam gereken. Bu bir darb-ı meseldir. Bunun içerisinde ben şu anda bu veliden nasıl bir imani dersi alabilirim diye dinlemek lazım. Yoksa bu adam velidir, bu adam velidir diye o adamı övmekle pek bir yere gidemiyoruz. Aslında hiçbir yere gidemiyoruz. Az evvel çalıştığımız satırlarla veli kavramının içini doldurursak, evet, Allah razı olsun, az önce çalıştığımız satırlarla veli kavramının içini doldurursak, hiç çekinmeden, evet, ben veli olmak istiyorum, onun dostluğuna cevap vermek istiyorum diye açıkça dava edebiliriz. Elhamdülillah. Çok güzel. Bravo. Ben veli olmak istiyorum, onun dostluğuna cevap vermek istiyorum diye açıkça dava edebiliriz. Ama ben oldum, piştim, veli oldum,
şakti şeklinde övüneceğiz, şey edeceğiz anlamında değil. Dediğimiz gibi böyle bir dava edebiliriz ve etmeliyiz de. Hani yukarıda kim demişti? Bu dünyaya geliş amacımız bizim veli olmaktır. Allah ile tanışmaktır. Allah ile muhabbet etmektir, muhatap olmaktır ona. Dolayısıyla velileri veya velayet makamını 3-5 kişiyle kısıtlı tutup sanki biz o makamda, o meslekte hiç gidemezmişiz bir hale sokmamak gerekiyor. Dediğiniz doğru. Yoksa velilik hep bizden başka birilerine özgü kalacak. Elhamdülillah, bu da çok güzel bir özet. Velilik bu tür meselelerde problem oradan kaynaklanıyor. Yani velidir, yok sahabedir, böyle büyük birilerinden falan bahsederken bizim problemimiz işte hani onlara saygı duya duya kendi saygımızdan ötürü kendi dünyamızdan çıkartıyoruz. Saygı duyacaksın ama ondan sonra onun mesleğine, yani o ne yaptı da öyle bir makama geldi, öyle bir iman sahibi oldu diye biraz kafa yormak gerekiyor. Ve o meslekte yapabildiğimiz kadarıyla mertebe kaydedeceğiz. Mesela o adam çok büyük bir sahabedir, olabilir. Sahabenin makamına erişmek mümkün değildir. Tamam, ama ben de onun ilkokuluna, ortaokuluna veya lisesine nereye kadar gidebilirsem gitmek zorundayım. O adam çok iyi profesör, o adam çok iyi profesör demek beni kurtarmaz, beni hiçbir yere getirmez. O adam çok iyi profesörse, yani çok iyi bir öğretmen ise benim o mesleğin bir şekilde okuluna, eğitimine girmem lazım. Ben profesör olmayabilirim, olmak zorunda değilim ama hiç olmazsa yapabildiğim kadar o meslekte liseyi bitirdim diyebileyim hiç olmazsa. Ama biz sizin de fark ettiğiniz gibi ve burada ifade ettiğiniz gibi kendimizden, nasıl söylediniz onu, biz hep bizden başka birilerine özgü haline geliyor bu tür kavramlar. Çok güzel bir tespit. Elhamdülillah. Peki, Kevser 1-2-3 şöyle diyor. 16. sözde 4. şuada mı o? Her bir hacı ne kadar ami de olsa kat-i meratip etmiş bir veli gibi umum aktarı arzın Rabbi azimi ünvanı ile Rabbine müteveccihtir. Bir ubudiyet ubudiyeti külliye ile müşerreftir demiş. Az önceki konuştuğumuz had ile ilgili referansı söyledi. 16. söz, 4. şua herhalde o. 16. sözün içinde 4. şua mı var? 16. sözde ve yoksa 4. şua diye iki ayrı mı? 16. sözde ve de 4. şuada mı? Evet, neyse. Peki. Yazmak istediğiniz varsa. Evet, ben duyamıyorum. Sesim gelmiyor mu? Osman, sağ ol. Başka söyleyeceğim benim bir şey yok. Ses var mı? Ses gelmiyor diyor. Mese Çakır. Diğer arkadaşlar yok. Yok demiş. Neden yok? Var. Ha, Kamuran Ali var diyor. Peki, Bediye da. Peki, ben bitiriyorum o zaman sesimi duyanlar için. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimur hakim. Ve ahiru davahu menel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.